Asla arkana bakma. Cinderella ayakkabısını almak için dönseydi prenses olamazdı. Yaşamı boyunca herkes birini bulur. Ama birbirini bulmak çok az insana nasip olur. Aptal bir adamı yönetmektense akıllı bir erkeğin her dediğine boyun eğmek daha güzeldir. Kötülerin yaptığı şeylerle başa çıkmak için iyilerin psikoloğa gitmesi gerektiği tepe taklak bir dünyada yaşıyoruz. Güvenilirlik bir ilişkide temel bir unsurdur. Ancak bazı özellikler veya davranışlar gösteren kişilerde güvenilirlik konusunda endişeler ortaya çıkabilir. İşte kendisine güvenilmeyecek gibi görünen 10 tip insan özelliği. Sürekli yalan söyleyen insanlara güvenmeyin. Yalanlar güveni sarsar ve ilişkilerde temel bir güven duygusu oluşturmanın önündeki engellerden biridir. Bunlar dolambaçlı sözcüklerin efendisidirler. Sürekli olarak dolandırıcı bir dil kullanan, her cümlesinde bir miktar masal olan... Öylesine güzel bir gökyüzünün altında bu kadar kötü insan nasıl yaşayabiliyordu? Çok çabuk yargılayanlara, çok çabuk salya dökenlere bakın. En cahili onlar. Dünyada gerçeği konuşmak kadar zor, yalakalık yapmak kadar kolay bir şey yoktur. Zamana güven, her şey unutulur. Şu anda aklı başında davranmak, sonradan aklı başına gelmekten... Kendisini başkalarının kurtarmasını bekleyen kişiler yalnızca kölelerdir. Kimseden daha iyi olmadığınızı anlayacak kadar mütevazi, herkesten farklı olduğunuzu kavrayacak kadar bilge olun. Güçlü olan, zayıf yanını herkesten iyi bilendir. Daha güçlü olan ise zayıf yanına hükmedebilendir. Kuş kafeste doğarsa uçmanın bir hastalık olduğunu düşünür. Sen yola çık, yol sana görünür. İnsan düşündüğü şeyin ürünüdür. Ne düşündüğünü değiştirebilirse kendi varlığını da değiştirebilir. Bir yolun sonunu görmek için başlamak yeterli değildir. Aynı zamanda yürümeye de başlamak gerekir. Bilgi güçtür. Mutluluğun sırrı sadece içimizde olduğu gibi dışarıda da kendimizde aramaktır. Bir insanın özgürlüğü bir başkasının özgürlüğünün başladığı yerde biter. Gerçek bir dost iki bedende yaşayan tek bir ruhtur. Büyük insanlar, büyük düşünceleri anlamayan sıradan insanlar tarafından eleştirilirler. Bilgisizlik, karanlık ve köleliktir. Bilgi ise aydınlık ve özgürlüktür. Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir.
Eğer istediğin olmazsa acı çekersin. Eğer istemediğin bir şey olursa yine acı çekersin. Hatta istediğin şey tam olarak olsa da yine acı çekersin. Çünkü onu kaybetme riskin vardır. Zihin böyle belalı bir şeydir. Artık olan oldu bize. Gelsen de bir, gelmesen de. Gelemeyiz biz yüz yüze. Gelsen de bir, gelmesen de. Hep kendini çektin naza. Yok bahara, yahut yaza. Bıktım gayrı, yaza yaza. Gelsen de bir, gelmesen de. Bir candır bu, bir andır bu. Dağ, taş değil, insandır bu. Gelen gider, bir handır bu. Gelsen de bir, gelmesen de bir. Bulacağın boş bir kafes, kalmış ceset, çıktı nefes. Nerede o can, nerede o ses? Gelsen de bir, gelmesen de. Serden geçti artık. 75 sene. Eğer şanslıysanız süreniz bu kadar. 75 kış, 75 ilkbahar, 75 yaz ve 75 sonbahar. Bu gözle bakınca aslında hiç de uzun değil. Onu harcamayın. Fare yarışından kurtulun. Sizi oyaladıkları bu yapay şeylerden kurtulun. Önemli olanlara hemen şimdi geri dönün. Hemen şimdi. Size her şeyi bırakın. Hayat dursun demiyorum. Ama arayışa girin. Daha çok sevin. Şanslarınızı daha iyi değerlendirin. Bu çok önemli. Ailenize daha çok ilgilenin. İçinizdeki yaşam sevincini, korkmayı, sevmeyi, nefret etmeyi, kısacası her şeyi kendiniz gibi yaşayın dostlarım. Herkes ölür ama kimse gerçekten yaşamaz. Eğer bir şeyde iyiysen onu asla bedavaya yapma. Hayatta yaptıklarımız ebediyette yankılanır. Unutma Red, umut iyi bir şeydir, belki de en iyisi ve iyi şeyler asla ölmez. Rüzgar güçlü kökleri olan bir ağacı yenemez. Hayatta anlamsız stresler içinde kayboluyoruz. Başkalarına da kötü davranıyoruz. Umarım ben hayatınızdan en iyi şekilde faydalanabilmeniz için bir hatırlatıcı olurum. Unutmayın ki sadece nefes aldığınız için bile çok şanslısınız. Hayat böyle bir şey. Kırılgan,
değerli ve sürprizlerle dolu. Her yeni gün bize verilen bir hediye. Kaybettiğin yerde bekleme. Güçsüzler öyle yapar. Sana kapanan kapıyı bir daha çalma. Kapanan kapıyı acizler çalar. Unutma ki bu aşağılık dünyadasın. Kötülüğü baş tacı edip iyiliği çılgınlık sayan dünyada. Şunu bil ki işine geldiğinde şeytan da kutsal kitaptan örnekler verebilir. Ve cehennem boş. Şeytanların hepsi burada. Her düşünceni dile getirme. Sana yakışmayan hiçbir düşünceyi hayata geçirme. Kaybettiğin yerde bekleme. Güçsüzler öyle yapar. Sana kapanan kapıyı bir daha çalma. Kapanan kapıyı acizler çalar. Unutma ki bu aşağılık dünyadasın. Kötülüğü baş tacı edip iyiliği çılgınlık sayan dünyada. Şunu bil ki işine geldiğinde şeytan da kutsal kitaptan örnekler verebilir. Ve cehennem boş. Şeytanların hepsi burada. Üç şey asla geri gelmez. Zaman, kelime, fırsat. Bu nedenle zaman kaybetmeyin. Kelimeleri seçin, fırsatı kaçırmayın. Öfkeli bir insan her zaman zehirle doludur. Başkalarının içindeki kötülükle değil, içinizdeki kötülükle savaşın. Güzel konuşan ve çekici bir görünüme sahip olan kişi nadiren gerçekten insandır. Kendin için istemediğini başkasına yapma. İbni Haldun'a zamanı sormuşlar. Bekleyince yavaşlar, gecikince hızlanır, üzülünce can yakar, mutlu olunca kısalır. Acı çekince bitmek bilmez, sıkılınca uzar demiş. Benim çırpınışlarım sevinçten değildir. Ele geçirilmiş kuş da çırpınır. Umursamazlığım da sevincimden değil. Bazı olayları hatırlamamdandır. Kimsenin iç alemine karışma. Kimseyi iç alemine karıştırma. Kimseye iç alemini açma. Gizli tut, yan ama tütme. Öfkenin en iyi ilacı ertelemektir. Bütün kaygılarından kurtulmak istiyorsan, korktuğun şeyin başına geldiğini düşün. Yapılan şeyler için pişmanlık zamanla geçer. Ama pişman olurum diye yapmadıklarımız ömür boyu sürer. Paylaşacak dostlarınız yoksa iyi şeylere sahip olmanın bir anlamı da yoktur.
Hafif acılar konuşabilir ama derin acılar dilsizdir. Bilirken susmak, bilmezken söylemek kadar kötüdür. Yoksulluğa katlanmak ayıp değildir. Ama ondan kurtulmaya çalışmamak ayıptır. Bildiğim tek şey, hiçbir şey bilmediğimdir. Dinlemeyi öğrenirsen, kötü konuşmalardan bile yararlanabilirsin. Boşuna kendinizi kandırmayın. Sürekli yaptığınız şey neyse siz osunuz. Çabuk duygulanır, geç akıllanırım. Ben böyleyim işte. En büyük düşünceler en basit olanlarıdır. Bıraktığın yerde olabilirim ama bıraktığın gibi değilim. Sevgilin geçmişini sormuyorsa merak etmediğinden değil, sıranın kendi geçmişine geleceğini bilmesindendir. Eğer bitmiş bir şey sana acı veriyorsa duyduğun acı o şeyin kendisinden değil, verdiğin değerin ona değmemesindendir. Dolaştım dünyayı, giymedim başıma taç. Ne zengini tok gördüm, ne de fakiri aç. Ya Rabbi, öyle bir fevzi kanaat ver ki, namerde değil, merde de eyleme muhtaç. Şu çeşmenin haline bak, su içecek tası yok. Kırma kimsenin kalbini, yapacak ustası yok. Sen doğru ol da varsın sanan eğri sansın. Lakin sakın unutma ki sen kendini bir şey sanmadığın sürece doğru insansın. Tevazu ile gelsin, kim değerlik var ise. Zaten kül olmuş birini ateşle korkutamazsınız. Zaman kısa ve hayat adil değil. Bu yüzden sahip çıkın. Çaldırmayın emeğinizi, enerjinizi, zamanınızı, gülümsemenizi. Eğer dilin sivri ise dikkat et. Bir gün kendi boğazını da kesebilirsin. Kendinize depresyon ya da itibar kaybı teşhisi koymadan önce çevrenizdekilerin aşağılık insanlar olmadıklarından emin olun. Her nereye bakarsan kendi yüzündür. Kimde ne görürsen kendi özündür. İnsan İnsanı anlatamadığı yerden anlayabiliyorsa yakındır. Neden kaybedenler kaybedilenlerin kaybedilmeden önce kaybedilmeyecek kadar değerli olduğunu anlamıyor?